Selamlar, hayırda, takvada birikim yaptığımız, alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın rızasını gün yaşadığımız hayırlı bir günümüz. Yüce Allah'a şükürler olsun. Bugün de İslam'ın nurunu dosdoğru bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Her gün İslamiyet'in hükümlerini yaşarsanız o günü yaşamış sayılırsınız. Gerçekten insan olmuş olursunuz. Bu herkes için geçerli. Bu yüzden söylüyoruz zaten. Dünyada çok fazla insan yok. Çok az insan var. Çünkü aklını iradesini kullanan çok az varlık var. İnsanı üstün yapan, yeryüzünün halifesi kılan nedir? Aklı ve iradesidir. İnsanı insan yapan budur. Aklını, iradesini, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanan, şeytanı helak eden, dosdoğru hayatı gözeten kullar insan olmuştur. Diğerleri sadece şu hayatta bir zerreden ibaret, ebedi alemde ve hem de şu dünyada helak olmaya mahkum, ebedi azabı bekleyen mahluklar. Allah korusun, bunlardan olmayın. O kadar fazla var ki. Yani sadece şu hayatın olduğunu, ahiretin, ebedi hesabın, mükemmel hesabın olmadığını düşünüyorlar. Düşünün, o mükemmel kıyamet gününün hesabı ne kadar önemli. Ama bunları düşünmek istemiyorlar. Her şeyi kendilerinin bildiğini, hatta kendilerinde var olan nimetlerin de onlara ait olduğunu zannediyorlar. Sizleri yaratan her şeyin sahibi Yüce Allah'tır. Sizlere hepsini Yüce Allah nasip etti. Bana da bütün varlıklara, bütün alemlere de. Her şeyin sahibidir. Mülk onundur, bizim değildir. Allah'a şükür bizlere şu hidayeti de nasip etmiş. Biz de onun rızası için yaşıyoruz. Her gün 5 vakit namazı farz olarak hakkıyla eda etmeniz gerekir. Yine Yüce Allah'ın hükümlerini dosdoğru bir şekilde yaşamanız lazım. Bunları yapmadığınız an siz o günü kendinize bir vebal, günah zamanı olarak sayın. Bakın, her şeyin hesabı var. Kimse kendini mükemmel görmesin. Benim kalbim temiz, ben her şeyi biliyorum. Ben şunları yapmıyorum, bu yüzden iyiyim. Bunlar doğru anlayışlar değil. Yüce Allah'ın bizlere söylediği hükümler var. Bunları yapmanız gerekir. Herkesin yapması lazım. Benim için de geçerli, herkes için de. Allah'a şükür biz Yüce Allah'ın bizden istediği farzları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yaptığımız ibadetleri de hakkıyla eda ediyoruz. Sadece öyle lafta, sözde, görünüşte değil. Böyle olan bir sürü münafık var. Müşrik, kafir, şeytanın yardımcısı, her taraf. Görüyorsunuz, ne yazık ki. Yani şu coğrafyada doğmayı biz seçmedik. Yine ailemizi de biz seçmedik. Batıl bir düzende doğmuş olsak dahi biz hakkı Allah'ın izniyle seçtik, ama Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşamayı seçtik. Şükürler olsun ki bu seçmeyi de Yüce Allah'ın bizlere verdiği hidayetle yaptık. Kalbimiz İslam'ın nurunu her zaman arıyor. Yüce Allah'ın rahmetini, bereketini, mağfiretini Allah'ın izniyle arıyor. Her günümüz böyle birikimle devam ediyor. En büyük mutluluğumuz da bu zaten. Her zaman yüzümüzde tebessüm, içimizde hidayet varsa bundandır. Yüce Allah'ın rahmetindendir. Ve hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Yüce Allah'ın kelamı. Şu dünyada batılla uğraşanlar, her türlü haramı yapanlar helak olmaya mahkumdur. Er ya da geç. Siz bu şeytanın yardımcılarından olmayın. Dediğimiz gibi her gün dosdoğru ibadetlerinizi yaptığınız an değerlisiniz. Haşa, Yüce Rabbimiz hiç kimsenin ibadetine muhtaç değil. Ama biz kulları olarak muhtaçız. Her gün 5 vakit namazı, dosdoğru hayatı yaşamak durumundayız. Bunları yapmalısınız. Bir zorunluluk olarak da görmemelisiniz. Sadece Yüce Allah'ı çok sevdiğiniz için zaten yapmanız gerekir. Allah'a şükür biz yapıyoruz. Yüce Allah'ı da çok sevdiğimiz için her anımızı Kadir Gecesi gibi yaşamaya çalışıyoruz.
Her gün onun rızası için niyet edip oruç tutuyoruz. Nafile namazlar da kılıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, dualarla. Bunlar Yüce Allah'ı sevmekle alakalı durumlar. Sevmeyenler bu dediklerimizi anlayamaz. Çünkü onlar şeytanın yardımcılığıyla meşgul. Helak olmakla meşgul.